Şimdi bir örnek bakalım arkadaşlar. Biraz iyi anlamanız için bunu. Hani soğuk işlem sonrasındaki akma dayanımı ve ultimate dayanım nasıl bulunuyor? Ona bakacağız. Şimdi burada demiş ki bakın ayısı 1018 çeliğimiz var. Ayısı 1018 çeliğinin özelliklerini tablo A22'den bakabiliriz. Bu derste tabloları kullanmaya alışkanlık haline getireceksiniz. Biraz o yüzden termodinamik dersine benzer bu. Tablo kullanımı yaygındır. Genelde işte malzeme dataları falan hep tablolardan buluyoruz. Ayısı 1018 çeliğinin şunları vermeyebilirdi bu arada. SU ile SE'yi vermiş soru ama tablo A22'den bulabilirsiniz çünkü onları. 220 MPa'la akma dayanımı ultimate strength'te 341 MPa verilmiş. Aynı zamanda bakın fracture zamandaki yani kırılmanın olduğu andaki stres verilmiş 628 MPa. Bir de sigma 0. Bu da şuradaki koefficient'tı. Bunun değeri verilmiş 620 MPa. M'yi de vermiş 0,25. M de şuradaki formülasyondaki M. Yine bu malzeme özelliği zaten. Ve fracture'daki gerilim değeri de 1,05 olarak verilmiş. Bize diyor ki %15 soğuk işlem yapıldığında dayanımların yeni değerlerini bulun. Yani SE ve SU'nun yeni değerleri olacak. %15 soğuk işlem yapıldığında onları bulacağız. SE ve SU'nun yeni değerleri nedir? Şimdi yüzde olarak verdiği şu 15 değeri bizim W değerimiz. Ve bunu W olarak kullanmak için yüzdesini çıkaracağız. Yani yüze böleceğiz. 0,15 olarak kullanacağız bu formülasyonlarda. Şimdi bu SE ve SU'yu kullanmak için önce şuna bakmamız lazım. Şuradaki kriterimiz var ya, EE'nin EU'dan büyük olup olmadığı kriteri. Büyük mü, küçük mü? Ona göre çünkü ya şu formülleri kullanacağız ya da şu formülü kullanacağız. Ona bakmamız gerekiyor. Önce bakarsak ona, şöyle yazayım ben dilerseniz. To find SE prime and SU prime. First check if dediğim kısmı aşağıya yazayım. Epsilon E küçük eşit mi? Epsilon U. Şunu bulacağız önce. Bunu bulmak için de yapmamız gereken Epsilon E'yi hesaplamak ve Epsilon U'yu hesaplamak. Epsilon U'yu hesaplamak kolay. Önce ondan başlayalım. Epsilon U'yu biz, bakın bunun formülü şurada. Epsilon U aslında M'ye eşit. Soruda M'yi verdiği için direkt M eşittir EU'dan bulabiliriz. Yani denklem 2.16. EU from equation 216. 2.16'dan bulalım. Yani M değerimiz Epsilon U'ya eşit. Dolayısıyla Epsilon U bizim 0,25. Direkt basitçe böyle bulabiliriz. Bu kadar uzun yazmanıza gerek bile yok. Ben sadece ders anlatım yaptığım için yazıyorum. Bir de Epsilon E bulacağız. Epsilon E de bakarsak buraya aslında şu değer şundan bulabiliyoruz Epsilon E'yi. 2.17'den. Yani A0 bölü AI aslında bu. Dolayısıyla buraya equation 217 ln A0 bölü AI. AI dediğimiz şurada AI'yi göstereyim. A0 1 eksi W. Alt tarafı yazalım önce. 1 eksi W. Üst tarafta zaten A0. Burada A sıfırlar götürecek birbirini. Dolayısıyla elimizde bizim 1 bölü 1 eksi W yerine de artık 0,15'e yazarsak ve bu orana da hesaplarsak elimize 0,1625 geliyor. Dolayısıyla bunların ikisini şu üstteki karşılaştırmaya koyduğumuzda 0,1625 0,25 oluyor. 0,25 şurası, 0,1625 de burası. Bu ne demek o zaman? Bizim bakın epsilon i'miz epsilon u'dan küçük. Dolayısıyla şunu kullanacağız ve şunu kullanacağız formülasyon olarak. Then epsilon i küçük eşit epsilon u use equations 218 218 SE için 219'da SU için kullanılacak. Şimdi yukarıda A şıkkı ile yazmıştım SE nedir diye. SE'nin formülü equation 218'den SE üssü eşittir. Sigma 0 epsilon i M. Bu da işte 620 çarpı 16,25 üzeri 0,25. 620 soru verdi. Sigma 0 olarak şurada. Şurası 0,16,25. 0,1625. Buradan da sonuç 194,6 megapaskal geliyor. Bizim SCM'imiz bakın 220 megapaskaldı. Soğuk işlemden sonra 394,6'ya çıktı. Neredeyse iki katına kadar çıkarmışız bakın %15'lik bir soğuk işlem. Yani çok avantajlı. Akma dayanımını artırabilmek için. Bir de B şıkkında 2.19'dan SU'yu bulalım. O da SU bölü 1 eksi W'ydu. Şurada göstereyim size. SU bölü 1 eksi W 2.19'dan. Onu da yazarsak yerine 341. SU'muzu soru verdiği için yazdım orada 341. 1 eksi 0.15. Bu da soğuk işlem değeri. Buradan da 401,2
megapaskal gelmiş. Bakın bu da 341'den 401'e çıkmış. Daha az bir çıkış var SU'da. Özellikle akma dayanımı çok artıyor. Ve biz de zaten tasarımlarımızı yaparken genelde akma dayanımı kullanacağız. O yüzden bu akma dayanımındaki artış bizim için önemli.